Şimdi Nurculuk, Said Nursi'ye tabii Dayanıyor. dayanıyor bunu. Evet. Şimdi bunun tarihçesini şöyle anlatalım. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi 1918'de dördüncü kez İttihatçılar onu Şeyhülislamlık makamına getirdiler. Evet. O zaman Musa Kazım Efendi Darül Hikmetül İslamiye diye bir müessese kurdu. Evet. Bu Darül Hikmetül İslamiye bunun amaçları şu. Birkaç yönde yani faaliyet gösterecekler, çalışma yapacaklar. Evet. Bir, Sovyet Rusya'da bir sene önce yani 1917'de Bolşevizm ihtilali olmuş, komünizm ihtilali olmuş. Evet. Bununla mücadele edilecek. Komünizme karşı mücadele verilecek. Ateizme karşı mücadele verilecek. Bunlar ona mutlak küfür ifadesini kullanıyorlardı. Ve Cenab-ı Allah'ın varlığı kevni delillerle izah edilecek. Yani kainattaki nizam, intizam, düzen bunlar bir yaratıcının varlığına delildir. Gökteki güneşin, ayın, evet, yıldızların, galaksilerin vesaire artık bunlar arasındaki düzen, nizam, intizam, uyum. Bir de yerdeki düzen. Bitkilerde, ağaçlarda, insanlarda, her varlıktaki düzen bu bir yaratıcıya delalet ediyor. Bunu anlatacaksınız. Yani Allah'ın varlığını ispat edeceksiniz göğe kendi akıllarınca yani. Evet. Halbuki Allah'ın varlığını inkar eden zaten kimse yok ki. Kimse yok, evet. Müşrikler Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı ki. Tabii ki. Abi böyle bir çalışma zaten baştan yanlıştı. Baştan yanlış. Yani Ankebût suresinin ayet 61-63 demiyor mu Cenab-ı Hak? وَلَا اِنْسَهَلْ تَوْمُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاللّٰهِ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُلُنَّ اللّٰهِ Müşriklere soracak olsan ki yeri göğü kim yarattı? Ay güneşi emrine müsahar kim kıldı? Elbette ki Allah diyecekler. Yine müşriklere soracak olsan ki 63 gökten yağmur indiren مَنْزَرَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْفَاهْيَا بِالْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَا gökten yağmur indiren ve efendim toprağa hayat veren güç, kudret kimdir? Elbette ki Allah'ın kudreti diyecekler. Zuhruf 87. وَلَاِنْ سَهَلْتَمْ مَنْ خَلَقَوْا sizi kim yarattı? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ elbette ki Allah bizi yarattı. Müşrik adı üstünde yani münkir değil, Allah'ı inkar etmiyor. Şirk koşuyor sadece. Şirk koşuyor. Kainatta, dünyada Allah'ın varlığını inkar eden hiçbir toplum yoktur. Evet. Ve ben bir tefsirde diyor ki, okudum. Cenab-ı Allah Allah'ın varlığını inkar edecek bir kudret yaratmamıştır. Bu kudreti yaratmamış Cenab-ı Allah. Kimse Allah'ın varlığını inkar etme kudretine sahip değildir. İnkar edemez. Evet. Yani bu ateistler, mateistler bilmem ne bunlar bile böyle bir felaketle bir şeyle yüz yüze geldikleri zaman gayri ihtiyari olarak Allah diye onlar da Allah'a sığınıyor yani. Evet. Yani İsra ayet 84. Yer gök ve yerdeki gökteki her şey kendi lisan-ı haliyle Allah'ı tesbih ediyor. Hepsi Allah'ı tenzih ediyor. Allah'ı tesbih ediyor. Onun varlığını ikrar ediyor. İfade ediyor. Yani bin seneden beri maalesef bu tasavvuf ve tarikatın bir şeysi de şirki inkar olarak anlatıyorlar. Evet. Vay efendim o şeyler putperestler ne kadar aksız insanlarmış. Niye? Putlara taşlara ağaçlara tapıyorlar. Ya puta ağaca tapar yoktur. O velilerin simgeleriydi. Sembolleriydi. O yani. Her biri bir velinin heykeliydi. Bir kutsalın heykeliydi. Yoksa put ağaca, taşa kimse tapmıyor.
Yani ilk önce Nuh Peygamber'in torunlarının heykellerini yaptılar, onlara taptılar. Evet. Ve en mesela Kur'an'da geçen Lat, putlar geçiyor ya Kur'an'da. Evet. اَفَرَائِتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْتَى. Yani o Lat nedir? Lat bir veliydi. Veli. Ve hatta Kabe'de hizmet eden birisi. Cahiliye döneminde hacilere en büyük hizmeti veren birisi. Lat nedir? Lat karıştırıcı demektir. Hurmanın en iyisi, tereyağının en iyisi, bilmem gıda maddelerinin en iyisini birbirine karıştırıp hacılara böyle ikram eder. Nefis yemekler hazırlıyordu. Veli bir insan. Evet. Herkes onu veli olarak biliyordu. Adam ölüp gittikten sonra mezarı da belli değildir. Ya onun adına bir heykel yapalım da hürmetimizi o şekilde ifade edelim, onu yad edelim diye. Lat bu işte. Ve o da bize şefaat etsin. Ya tabii şefaat etsin. Yani o bir mezarlar bilmem neler falan, onların taptıkları okustalar bilmem ne. Bizim Telli Baba, Zuhurat Baba, Oruç Babalarımız gibi şeylerdi onlarda. Evet. Yani ha şimdi yani neydi konumuza dönecek olursak? Şimdi sorumuzu olursak tekrar ben tazeleyeyim. Evet, Darül Hikmetül İslamiye. Darül Hikmetül İslamiye'nin bir üyesi de Said Nursi'ydi. Evet. Yani Said Nursi aslında ilminden dolayı değil de kerametlerinden dolayı nasıl, onu üye yaptılar. Nasıl yani keramet derken? Şimdi Said Nursi o Rus cephesinde, Ruslar ta Delikli Taş'a kadar, İzmir'den şey Bitlis Deresi'ne kadar geldiler yani. Evet. Ama ondan sonra şimdi onlara karşı doğuda 5000 kişilik bir gönüllü asker toplandı. Evet. Ha Said Nursi de o şekilde savaşa katılmış yani. Onlardan biriydi. Tamam. Burada keramet ne? Hayır. Esir düşüyor Rusya'da ve ondan sonra komünizm ihtilali olunca da Ruslar esirleri bırakıyor. Gidin diyor. Hmm, evet. O da binbaşı Haydar Bey'le bazı kimselerle Petersburg üzerinden Volga Nehri'ni geçiyorlar. Viyana'ya geliyorlar. Oradan İstanbul'a geliyorlar. Şimdi o Haydar Bey ve yanındakiler diyorlar ki biz bunun kerametini gördük. Nasıl kerametini gördünüz? İstanbul'da böyle yayıyorlar. Diyorlar ki yolda çok kerametini gördük. Ne? Volga Nehri'nden geçerken hiç su batmadı. Ya Volga Nehri zaten donuyor. Herkes geçiyor. Efendim kar da yağmıştı. Efendim ancak topuğumuza kadar karın içinde efendim. Ya zaten altı buz. Kar da yağmış üstüne. Kim geçerse geçer, zaten batmıyor ki. Ha bunu büyük keramet olarak yutturdular. Millete. Ha kerameti mi var ha filan falan. O zaman Darül Hikmetül İslamiye yalnız dediler ki o şimdi orada üye Elmalı vardır yani. İzmirli İsmail İbrahim Hakkı vardır. Ondan sonra bazı müftüler vardır. Bazı milletvekilleri var. Saray adamları vardır. Buna da dediler ki senin de telifin var mı dediler Said Nursi'ye. Benim de bir tefsirim var dedi. Halbuki o tefsir de tamamen intihaldır. İmam Süllemi'nin tefsirinden intihaldır. Onu da onlara yutturdu yani. Onlar da bilmiyor. Evet. Ondan sonra tuttular onu da Darül Hikmetül İslamiye üye olarak aldılar. Şimdi Darül Hikmetül İslamiye'nin bir şeysi de amacı da İslam birliğini sağlamaktır. İslam birliği nasıl sağlanır? Dediler ki ya 500 tane tarikat vardır. Biz bu şekilde İslam birliğini sağlayamayız. Nasıl bir görüş, bir fikir ortaya atalım? Diyelim ki zaman tarikat zamani değildir. Evet. Eski tarikatların söyledikleri tamam. Biz de kabul ediyoruz. Onların kerametlerini, şefaatini biz de kabul ediyoruz. Menakıplarını da kabul ediyoruz. Fakat artık bu zaman tarikat zamanı değildir. Hakikat zamanıdır. Geliniz hepiniz bu şemsiye altında toplanalım. İşte Said Nursi'nin iddiası da, davası da o. Ne diyor kitaplarında? Zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanı. Evet. Peki ne anlatıyorsun? Tarikatliler ne anlatıyorsa menakıpleri, yani Abdülkadir Geylani'nin ne kadar menakibi varsa hepsini anlatıyorsun. Ve o her seferinde benim imdadıma yetişiyor diyorsun. Hatta ben küçükken bilyelerimi cevizlerimi kaybederken de ya Gavs deyince hemen bulup bana veriyor. Cevizini veriyordu bana. Veriyordu. Al sana bir Fatiha, ver bana cevizimi. Hadi bakalım.
Bu da tasavvufçu o zaman. Zaten tasavvufçunun, tasavvufun bütün malzemelerini, argümanlarını işliyor. Evet. Fakat diyor, gelin diyor, bizim şemsiyenin altında toplanın. Artık ayrı ayrı tarikat olmaz diyor. Evet. Fakat birleştirici bir tasavvuf. Ha. Tasavvuf örgütü. Benimki diyor, gelin benim şeyimin etrafında toplanın. Bu fikir. Ha, o Darül Hikmetül İslamiye bunu diyor. Evet. Ha, o da oranın üyesi, bu fikri oradan aldı yani. Ama Darül Hikmetül İslamiye İşte o çalışmalarını Ceride-i İlmiye diye bir dergide yayınlıyorlardı. Evet. Bu o dergileri de ezberledi. Tamam mı? Yoksa kendi ilmi yoktur. Kendisi diyor tarihçi hayatında ben izhara kadar okudum diyor. Ondan sonra da Mulla Cemali'den Celali'den diyor 3 ay okudum diyor. 3 ayda diyor bütün metinleri okudum. Sen 3 ayda metinleri nasıl okuyabilirsin? Yani biz 15 sene okuyoruz da medreseyi, o ilimleri zar zor kavruyoruz da sen 3 ayda nasıl kavruyorsun? Vehbi ilim. Cenab-ı Allah bana hibe etti. Vehbi ilimdir benimki. Nasıl vehbi ilim? Sen grameri öğrenmemişsin da kitabının adı Ayetül Kubra'dır. Gramer bilen bir insan o ismi kullanamaz böyle. Ayetül Kubra demez. Arapça gramer bilen bir insan. Ya el Ayetül Kubra diyecek veyahut Ayet-i Kubra diyecek. Yani ya Osmanlıcasını o ismi koyacaksın, evet. Ya Arapçasını koyacaksın. Arapça nedir? El Ayetül Kubra. Osmanlıca nedir? Ayet-i Kubra. Seninki ne Osmanlıcaya uyuyor, ne Arapçaya uyuyor, ne Farsçaya uyuyor, hiçbir dile uymuyor. Bu demektir ki sen gramer ilmini kavramamışsın, bilmiyorsun sen. Ha. Olay bundan ibaret yani. O Ceride-i İlmiye'deki o bilgileri tamam aldın. Mehdi nedir? Deccal nedir? Ondan sonra da kainatta kevni delilleri Allah'ın varlığına delildir bunlar. Onları izah ediyorsunuz. Bu fıkıh desen bir cümle fıkıhtan bahsediyor musun sen kitaplarında? Yok. Yok. Hadis uzmanı hiç hadis ilmini biliyor musun? Yok. Kelam-ı kibar onlara da hadis diyorsun. Demektir ki hadis ilmini hiç bilmiyorsun. Evet. Fıkıh hiç bilmiyorsun. Nasıl oluyor ondan sonra? Bediüzzaman. Zamanın müceddidi. Bulunmayan zamanın büyük alimi. Şimdi. Hatta Mehdi diyenler de var. Tabi Mehdi diyen o Mehdi, o kendisi ben Mehdi'yim demiyor. Ben diyor Mehdilik diyor bir şahse manevidir. Yani Salahinül Mehdi'dir. Yani demek istiyor yani. Bir şahs-ı manevidir Mehdi diyor. O vazifeyi de Risale-i Nur o vazifeyi görüyor. Evet. Şimdi yani o da tarikatçıdır. Nurculuk da tarikatçıdır. Tarikattır yani. Tabii ki tarikattır. Onları taklit eden Müslüman kardeşler o da tarikattır asas. O da bunu da Darül Hikmetül İslamiye'nin çalışmasını şey ettiler. Aslında o adam da Abdülvahab-ı evet. Kassaf kurucusu yani o da aslında bir nevi tarikat. Hayır, halveti tarikatının mensubu. Yani. Ondan sonra baktı ki tarikatlarla birliği sağlayamayız dedi. O da aynı bizim Said Nursi'nin hareketi gibi dedi. Bu birlik İhvan-ı Müslümin ismi altında bütün tarikatlar toplansın. Onların hareketi de bizimkinin taklidi yani. Şimdi o da tasavvuf yani. Hocam bu bir de tarikatlarla bu iş olmaz. Toparlanmamız lazım. Bir üst akıl, bir istihbari teşkilatlanma mı acaba? Bir üst şemsiye. Yani. Bir istihbari teşkilatlanma olabilir mi bu? Nasıl istihbari yani, teşkilatlanma? Yani bir istihbarat örgütünün öncülüğünde. Yani Fethullah Gülen'in nasıl bir istihbarat elinden tuttu da bir örgütlenme. Valla benim kimin istihbaratta çalıştığı hususunda elimde delil olmazsa. Yok, isim vermiyoruz zaten de ama Fethullah Gülen'in bugün FETÖ'nün yani. O da bir nurcu. İşte yani Said Nursi'nin talebesi. Ona tamam. Övgüler yağdırıyor. Şimdi şunu söyleyelim. Said Nursi ve o Darül Hikmetül İslamiye'nin şuydu. Mutlak küfre karşı ehli kitapla da işbirliği yapalım diyorlardı. Yani? Yani Hristiyanlar ve Yahudilerle de işbirliği. Dinler arası diyalog. Diyalog yani. Evet. Onların fikridir o. 1950'de zaten Said Nursi'nin Papa'ya yazdığı hayatında şeydir diyor. 1950'de Papa'ya eserler mektup gönderiyor. Mektup yazıyor. Papa da 51'de teşekkür cevap yazıyor. Şey yapıyor. Evet. 1953'te de buradaki Rum Patriğine gidiyor. Evet. İşbirliği yapalım diyor.
Sayın yani Nursi. Diyalog onun fikriydi, dinler arası diyalog yani. O zaten vardı. Yani evet. Fethullah Hoca mahsus değil ki.